Türkmen Uydu kanalından bütün seyircilerimize diyarı hayırlı akşamlar olsun. Yeni bir bölümden karşınızdayız. Bir Fincan Kahve programında yepyeni bir bölümüden değerli misafirimle. Tabii ki misafirim bugün herkes tanır özüm. Doğrusu Kekük'te güclü kadınlardan, Türkmen kadınlarından birisidir. Bizimle bugün Özden Yavuz. Hoş geldik programı Özden. Hoş bulduk hayatım. Necasiz, sıhhatiniz? Hamdolsun. Sizler necasiz? Hamdolsun. Maneviyatı necadi? Valla hamdolsun. Çok iyi. İyi de hamdolsun. Allah'a şükür. Güzel olacaktı bir gün sohbetimiz eminim bundan. İnşallah. İnşallah. Biz doğrusu görürük sen programlarda Kamil Öygün de çok yani. Ama bir kısaca tanıştırsa öz-özü seyircilerimize daha iyi olur. Ben Özden Yavuz, bildiğiniz gibi. Ondan işlerden çalıştım. Bundan evvel yemek üzerine safham var, yemekler yapardım, paylaşırdım. Oradan insanlar takip etti. Oradan tanıştık. Yani birbirimizden, takipçilerimden. Daha oradan başladım. Ondan sonra sosyal medya üzerinden ve sonradan kuaförlük mahibim vardı. Böyle bildim sizi Facebook'ta kuatlıydınız ilk önce. Ben Group. Facebook'tan, sonradan Snapchat çıktı. Ondan sonra başladı. Grubumuz vardı. Büyük bir grubumuz var Facebook üzerinden. Bütün Kerkük kadınları oradaydı yani. Çok güzel oradan yani sohbet ederek, bir sorumuz olsa güzel orada vakit geçirdik. Vakitlerimiz geçirdik, yardımcı olduk. Birbirimize herkes orada güzel şeyler paylaşır. Bir soruları var ise bu yani amaç oldu. Yani herkes birbirine, kadınlar birbirine yardımcı olsun. Güclerini ortaya çıkartırlar. Yani kimse zor durumda kalmasın. Amacı buydu. Oradan daha takipçilerim oldu. Başlarda tanıdım. Annem insanlar tanıdı. Çevrem büyük oldu. İndi hamdolsun gittikçe daha güzel olur. Peki iş hayatına neçə ildi girip sen? İş hayatında bunun, ben çoktan çalışırım yani internet üzerinden çalışırdım. Satış safhalarım vardı. Özümüz mal getirirdik aynı vakitte. Online satardık. Ama iş hayatım, kuaförlük hobimi değerlendirdim, girdim, kurslara katıldım. Güzel neticeler getirdim orada, imtiyazlar aldım. Başladım, takriben bir iki yıl çalıştım bu meslekte. Çünkü çok sevdiğim bir işiydi. Ama şimdilik durutmuşum özüm. İndilikçe durutmuşum. Daha sosyal hayatıma ilgilenirim. Daha toplumdan daha fazla ilgilenirim. İnşallah daha hayır olur. İnşallah. Tabii ki sorum senden. Sen kuaför hayatına girdin. Bunun her işin koyduğun icabiyeti var, silbiyeti vardı. Bu sende ne icabiyeti vardı? Aynı vakitte ne silbiyeti vardı? Vallahi silbiyeti oydu. Bizim hastalık vakti oldu. Çok fazla hastalık gelirdi bana yani. Nanca önlemimi alırsam da onun için biraz ara verdim. Dedim bu biraz ara verim de. Ama icabiyatı çok güzeliydi, çok hoştu. İnsanlardan daha sohbet, daha yakından tanıdım özlerin. Baksan takipçilerim de, arkadaşlarım da gelirdiler yanıma. İşimi çok severdiler. İndi yardımcı olam özlerine. Baksan bir soruları olsa, bir şey olsa, bakım tarafından, her şey tarafından yardımcı olam. Yani bütün sorularına cevap veririm. Evet. Peki sen bildiğimce 3 çocuk anlatsan 3-2 doğrusu. 2 oğlum var. 2. Bunun bu iş hayatından necə bunlar ayarlıydı? Məsələn uşaqların hənərisə okulları, oxumaqları. Tabii bir anne başlasa çalışmağa, evin vazifesi var üzerine, işin ayrı, gerek vaxtını ayarlasın. Vaxt çok önemlidir. Herkes için bu geçerlidir. Kadın olsun erkek ama kadında daha fazla. Çünkü kadının görevi fazladır. Erkeğe göre yani okulları olduğu zaman bunları getir bak aparmaktı, okullarında takip etmekti. Vaktimi ayarlardım. Mesela çok işlerimi sabahüstü koymazdım. Akşamdan sonra koyardım. Akşamda mesela bir vakte kadar koyardım. Ondan sonra gerekmen ailemden ilgilenerdim. Hatta işim koymazdım tesir için özlerine. Çünkü aile alışıpsa sana, alışıpsa bir kadar ilgiye, onu çekse özlerinden zahmet duruma düşesen. Hem özleri hem sen. Bu meşakil halk eder. Ve her insan, kadın,
özellikle gerek vaxtını ayarlasın, bilsin necə yapsın. Yani işini sabah erkenden kalkıp işini, evini, programını bilsin. Ondan sonra çocuklarını oxumaqlarıdır. Bu şekilde ayarlamışydım. Ne güzel. Dikkatim çekti dedi, ben aparardım getirmekleri okuldan. Yani araba kullansan da bu aslında. Bu araba kullanmağı biz zaten çok görüyoruz son zamanlarda kadınlar ki çok güzel bir yere yetişirler. Her görende ben doğrusu biri benim sevinirim. Yani görünen bir kadın benim kimin araba kullandığı hoşuma gider özüzünü atma dedipti. Sen o hayatı bu ne der işte? Vallahi bu ben özüm çoktan yani kızıydım. Ben babam öğretti. Hiçbir devreye katılmadım. Babam çok destekliydi bana. Ben araba çok kullanmağını severdim. Baktı hava sevdirem, daha alıştırdım beni. Uşak yaştan yani, takriben iki mutavasıtaydım bir bela. O zamandan verirdi elime ama cedde, ana ceddeye çıkmazdık. Sokak arasında alıştırdım beni, yani özü sürende şey ederdi ama babaydan ananın çok görevi var. Bir evladı araba kullanmak alıştırsın. Aynı vakitte ben oğlumu da öğrettim ama vermem eline. Ama öğrenip güzeldi yani. Bir şey diyesin başkasından öğrenmesin. Ana babası destek gösterdiğine daha güzel oldu. Hep bir şey daha güzel bir anısı oldu özü için. Aynı vakitte çocuktan yani alışta daha fazla faydası olur. Tabii ha. Ondan sonra başlar yani kullanmaya kullanında o nokatlar üzerine geçse bazı şeyler var diyesen özüne. Onun üzerine geçse daha bilgisi olur her şeyden. Vallahi güzeldi. Ben her vakit arabaları tercih ederim. Diyelim kullanın, kızlar özellikle. İmkanları var ise kendi arabalarını alsınlar. Erkeklere de itimat etmezler. İşleri yerinde kalmaz bu arada. Ondan güzel bir şeydi. Yardımcı olum. Her vakit diyeler nece cesaret süresen, bazen diyelim ben korkuram. Özellikle köprü üzerinden, köprüden geçmek korkar. Dedim yok yani hiç tedirgin olmamın. Çok normal. İlk başta alışandalar yani ben diğerim özlerine sokak arasında biraz alışın yavaş yavaş. Ana cedde biraz zahmetti. Ta elleri kuvvetli olana kadar ana ceddeye çıksınlar. Vakıttan da devri bu kimi ki vakıttan yavaş yavaş insan daha fazla alışan. Ama gerek bak bir dene korkursa bak diğerler bazen kardeşimizden sürebilir ama yalnız yok. Kardeşi var sen ya babaya itimat etme ya eşiye itimat etme. Elvi al arabanı, özü kullan, o zaman daha güzel alışın. Korku da kalmaz. Korku kalmaz. Tabii ki de korku çok devre oynar yani evet, bu sayrı, araba kullanmakta. Peki bir şey fikrime geçti doğrusu. Biz tanıyandık sen grup Facebook'ta. Yani çok paylaşmazdı şahsi resim o. Ben. Son zamanlarda gördüm yani paylaşsan falan. Bu sizde mesela ev ailene değişti. Sen normal oldu ki fotoğrafı paylaşmakta. Ben önceden ailem hiçbir şeyime engel olmaz yani. Hamdolsun aramızda güven var, hürriyet var. Yani bizler yani babam olsun bela alıştır bizi. Evlendik de yani eşimle aynen. Her zaman destekti bana. Ama resim paylaşmamağım bir özel bir şey yok idi. Ben ilk önceden alıştırandım, yemek sayfam var idi. Yani gerek duymazdı mesela resim paylaşım ya bir şey edim. Ondan sonra bir de vaxt ister. Bak, resim çekmek, endirmek ya paylaşmak biraz vaxt ister. Ben o vaxt uşaqlarım hala çocuk idiler yani. Bir paylaşsa gerek ki istimrar edesen, yani bir şey kesilmeyesen. Bir mecele girdi o, takipçileri ister senden her vaxt. Yani diyeler ya paylaşmasan yani çünkü özlerin de hakkı var üzeri var. Özleri de seni takip edirler. Her ne paylaştıysa, ben diyelim özel hayatı insan paylaştıysa, bir nece diğer bir yorum yazsa, affedersen, bir yorum yazsa, diyelim bir insanın danına gitmesin. Çünkü sen onu mecel versen, onu paylaşsan, o da yorumun kullanabilir. Evet. Şer der ki aynı sen o kimin. Mesela ben sen o için yazarım, sen benim için. Olmaz aciz olağın. O da bir, bes nerede üslub var yani. Ve ben ilk önceden paylaşmazdım resimlerimi. Çünkü mecel ister. Yani o fırsatım yok idi. Uşaqlarımla ilgilenirdim. Vakti daha fazla sayfaya dikkat olasan, daha tabii, fazla bendirdi bu postlara. Postları, seçenekleri bilesen. Yani nece gelmiş, ben bazen görürüm nece olmuş endirirler. O da hoş değil yani.
Resim paylaşmak ya da video paylaşmak vakit ister. Gerek buna dikkat edesen. Yani her şeyi paylaştığı bir şey çekisen, dikkat edesen ne kimin konuşmağı var. Çünkü sen bir toplumu temsil edesen orada. Diriyi ya toplumda özü temsil etsen. Bəs öz adıva sələşmirsən orada. Təsir edər. Məncə çox təsir edər. Aynı vaxtda biz doğru desən ki, bizim toplumda biraz kadın yani fotoğrafını nəşretmək biraz sıxıntı edər üstün. Amma son zamanlarda çox görürük yani normal olubdu. Amma hər kəsdə biraz bir xəfif qorxu vardı məsələn əhlətdə. Amma xoş bir şeydi. Məncə ailə bunu anlasın ki, bir şeydi bu sən qala dögü. Yani yok, hala döngüde. Məncə də yani xoş bir şeydir ki, sən daha bir şeyden korku kalmır o da ki. Yani korku içdə ki, ailənin içində oğlu kız üzerine. Ama bunda daha bir korku kalmır kız üzerine. Kuvvetli bir güclü şekilde görürüm özünü. Tabii bu... kız özündən, əgər özündən vasıq isə, özünə güvanı var isə, sonra sonuçta resimde bir şey yoktu yani. İndi insan bazara da çıkar, yani her yerde görseler de görürler yani. Ki resmi görsünler, ki beni bazarda görsünler, ya bir yerde görsünler. Aynen de. Mesela işte bazı aileler var diyorlar, kızımızın üzerine hakikat gelmesin, böyle olmasın. Ama bence Photoshop çoktu yani insan istediğini paylaşmasa da istediği resimleri koyabilirler. Bunu engellemez kimse ama bir dana özünden bir iyi iş yaparsa bence bunda hiçbir sakıncası yoktu. Aynen. Biraz bir konu vardı Hazretlerim dergilerin özüne doğrusu. O da böyle bilmem psiki vardı bestesen falan. Bunları Hazretlerim sorum senden. Çok meraktayım. Fotoğrafını görürüm zaten paylaşırsanız Instagram'da. doğrusu ben de bu seven yani bir insanım ki psiki olsun yani başka hayvan olsun. Ama biraz beslemeye zahmet geldi bana doğrusu yani. Sen nece bunu mesela ayarlasan evden ki bir uşaq kim baxasan özlemeye? Hayvanat güzeldi evde. Bu evci hayvanları. Ben her vakit diyorum, hususan evde olmağı bir icabi bir şeydi. Yani evde ne bileyim kötü enerjini hissedesen çeker. Tabii hayvan sevenler için ama var sevmez. Sevmese uzda yani her vakit diyorum ama aziyet etmeyin. Ben takriben bundan evvel de aynen var mıydı bir başka bir psikim var idi beslerdim. O biraz çok narahat idi. Bak anvağı var bunların. Bu çere getirdiğim çok fakir nevendendi, çok hadetti. Oynamak sever. Bir de çok hadet yani bir yere koyuyorsun. Çünkü bunlar en vakti psikte bilirsin. Ben şirazi nev'e biraz şey olurlar. Harika olurlar, vakitler. Onu şey etmedim. Bir de o dişiydi. Bu sefer getirdim, dergiştim. Hamalaya her vakit daha fakir olurlar. Temizlemeği tabii bir uşaq kimi temizlemek ister. Gerek bunun tükü taransın, kumu da temizlensin, günde suyu da kabudu bunlar hepsi takim olunsun, yeri süpürünsün, temiz tutulsun. Çünkü yeri pek olmasa o hayvan bazı diğer hastalık getirir, hastalık getirmez. O hayvanın yeri temiz olduğundan sonra hiçbir hastalık gelmez özüne. Temiz tutmasa özün tabii ki hayvandı. O da sonuçta hasta oğlu. Hasta olanda bazı hastalıklar var insana geçer. Bazı da yok yani. Var da bazının hassasiyeti var özünün. Benim hafif hassasiyem var. Çok yoktu ama onu açtım özüden ama edebilmem yani vazgeçtim. Böyle bilmem aşı şeyde var, defter vardı. Tabii aşılar var. Üç aylıktan ister. Başlar. Hı-hı. Bir kedi üç aylık ana sütü yiyenden sonra, üç aylık olduktan sonra tabii veteriner bizden daha iyi bilirler. 3 aylıktan ama sen mesela alırlar. Tabii ki bunları tabii yani, ha her vakitte bana sorarlar ben de cevaplarım yani yardımcı olam özlerine. Bəs gerek temiz baksınlar. Yaxan mağıdı, üst temizlemağıdı, dişidi. Bunlar gerek hepsi ilgisler. Fazla bak, kedinin de fazla ihtiyacı olmaz yani. Çok böyle yorucu bir şey yoktu. Çünkü sonuçta özü temiz hayvandı. Özü özünü pekler her vakit. Bir tek kumunu peklese, tükün tarasa zaten yemeği de hazırdı. O kadar ben şey görmem özün yani yorucu bir şey değil. Sevimine göre yorucu bir şey değil. Kedinin de bir şey var, o da ki çıkmaz yazıyı böyle bilirim. He evde.
Yani evi alışıbsa, mesela alıştırmayıbsa çıksın yazı. O kedinin ne kal? Mesela var her üktü ister çıksın yazıya, ister haviş. Ben besladığım yok. Fakir nev'indendi. Hemelaya her vakit temiz, fakir, sakindi. Sakin oğlu. Çok bir de aynışlıdır. Yani dediğimiz, bak bazen diyorlar bizimki söz tutmuyor. Aynen uşağı necə terbiye verirsen, hayvana da gerek alıştırırsan. Bazı yer çok seviyorum, kıymıram kızım canına. Bazı xarib şeyler mesela bir şey bir vazodu kırdı özünü, xüsusən şitil evde, çiçek olsa evde bunları torpağı için gider, yedi yeşilliği için. Ve ona gerek engel olasın, gerek onu haylayasan ve şekil haylamak bilsin qalatdır. Yani doğru, ders verirsen özüne. İlk kere işitim. Bəli, ders verirsen özüne. Yine bizimki korkar. Ben evden ancak şitilim var evde, yaklaşmaz özlerine. Korkar. Çünkü bir ki balaydı getirenden özünü yaklaştı, hayla sen özünü ya şey mesela yuvasında hapsiydi sen özünü, ceza verirsen özüne bili daha anlar. Hususan bu hemelayer bazı o şiraziler biraz inattı, tez alışmazlar. Ama hemelayer kısmı bunlar aynışlıdılar maşallah yani nece desem özüne anlar. Yani bir yerdeyse çağırma özünü direkt gel. Bili de mesela nedir özüne? Ha, anlar aynışlıdır. Bu hemelayeler bir zeka var özlerinde. Ömürlere göre. Bir ili geçti. Ne güzel. Ha, bir ili geçti. Bir ildi tam yavuzdadı. Ha, bir ildi tam yanımdadı. Çok güzel. Ben de kedi siyamelerden birisiyim ama yani hassasiyem olduğuna doğrusu hiç zordu. Çok zordu. Getirdim de ama aynı vakitte başarmadım beslenmeyi. Biraz zahmet gördüm özüm. Zordu. Hayvan da getirse insan bak bilirse hastalığı var ise ya sonradan bil. Bazen ilk başta getiren de bilmez hastalığı var hayvanla. İşte sonradan verse özünü ya atsa sokağa çok zahmet olur. İlla ki mesela besleyipse o vakti haraptı senin için bir hastalığı var. Bildiği o insanlara teslim el özün, emin ellere teslim el özün. Yani sokağa atma, sonuçta o bir candır, bir ruhtur. O sana alışıptı, ev ortamına alışıp sokağa çıksa köpekler koymaz özünü zaten. Parçalarlar, bazı zaten vahşi. Benimle ikisi de evde alışıptı. Ha, özü korkar. İndi benim bir sayranın horun sesine korkar. Fazla bir ses etmemizden evde arasan korkar. Çünkü evde yaşayıp sakin evde ciddi sesine alışmayıptı. Orada yani yemeğini de tapmaz. Ve ana bir barınak olsa, bir yer olsa, ya arkadaşa verse özüm, bilse iyi bakır özüne, daha iyi olur sokak atmaktan. Şimdi de programımıza kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Geçerim, haz edirəm bir konuya dəqilim daha fazla. Biraz konuştuk içinde. Ama daha fazla haz edirəm dəqilim o da ki kuaför olmaq, əkrilik yapmaq bunları daha fazla tafsiliyen istəyirəm anlayayım. Sən niyyəti var dönəsən bu işe indi haliyen. Vallahi özü sevdiği işi her zaman haz edirsən yapasan. Bu mənim sevdiğim işdi. Her an dönebilirim özüne yani. İndiliğce ara verdim ama dönebilirim özüne yani. Düşünürsen hiç yurt dışında devreye giresen? Tabii fırsat olsa inşallah olabilir, ne için olmasın. Ben burada çok birçok devrelere katıldım. Başka muhafazalarda da gittim aynı vakitte. Ama yurt dışında henüz hala devre gitmemişim. Olsa ne var fırsat olsa? İnsan değerlendirse güzeldi. Hem işin güzel bakar neler olup, neler gelipti. Bak bir tane mesleğinde de işlese yani ben işimde de işlediğim zaman o iki ilin içinde aynı vakitte bildiğim işi de getirdim devresine. Yani çünkü günde bir şeyi çıkar. Yani, bilgi daha fazla olsa bunda da iyi. Tabii. Bakasan yeni modeller nerede, yeni şeyler nerede, onda daha güzel, işi daha güzel yapasan. Gelen de senden yeni bir şey iler ister. Hep eski üzerine gitmez. Olsa güzeldi. Yani ben her an dönebilirim işime yani. Çünkü ben terk etmedim ama ara vermişim. Ben eşitime göre sen iş hayatına girdiğinden aynı vakitte bir tarafta bir hafif reklam yapardım. Böyle bilmem, bilmem doğrusu tamam da yok. Vallahi indi bazen geliyor mesela reklam için. Çoğunluk benim reklam ettiğim nece diye destek olmak için. Karşılıklı bir şey amacım yoktu. Ama bazı geliler destek olmak için destek olamazlar. Diğer paylaş, yenge bakırsan işten
yeni el işler yapırlar, bir şeylerdi, bir yemekti. Güzel arvadlara, kızlar talep ediler. Diyorlar, öz bütçemize katıllık, mesela talep ayıq da, oxuruq da. Onlara yardımcı olam her vaxt. Reklamda yaparım onun üzerine. Mesela kuvvetli böyle yok. Yani böyle çok sevmem reklam işini. Yani, hə. O kadar hala yaxın değilim. Çünkü her mesleğin necə deyir, bir ixtisası var. Gerek ki her şey, ama rica ederler, şey ederler, onu yaparım. Çok normaldir benim için. Bilmiyorum yani, hız edirəm bilsən necə, herkes özünə ait işi yapsın. Hı-hı. Öz bildiği işi yapsın. İndi zaten herkes yerinden kalka, mesela deyir, iləmidir. Ama iləmiyi olmaq, deyirəm, öz məsləqi var, her vaxt təmsil edir öz məsləqi var. Yani iləmiyyəlik böyle bir havanta bir şey deyil. Ya da iləm yapmaq aynı vaxtda asan bir şey deyil. Məsləqi olsun. Herkes öz ixtisası olsun. Mən mesela reklam istediğim vaxt reklam yapım, onun gerek dövrəsinə gedim. Onu en güzel şekilde yapım. Ben olmaz yerimden kalkım bir şey tasvir edeyim ya bir şey resmini indirim deyim ola bu reklamda. Bence de hatta netice getirmez o reklam. Yani netice getirmez. Yani indi böyle oldu. Her hesap biraz kuvvetli görürler özüm. Biraz sayısı fazladı. Ben de hesabın, bak benim hesablarımın sayısı da çok çok değil. Ben de sayı mühim değil. Mühim sana o kadar toplum var ise sende, güvenleri var ise sana, hakatı, sözü etkilirse özlerin o önemlidir. Ben de sayı hiç ne çekey olsun, ya 1 milyon olsun, bunca müşahedem, bunca bahsler izlemem olsun, o önemli değil. Önemli olan o millet sana güveni var, sözü güveni var, odur yani. Ben bazı getirirler, no, yani nece diğer bir adet koyuyorlar özleri için, ama o istifade etmesen ondan. Ben toplumum için çalışırım. Xüsusən mən Kərkük içində çalışıram. Mənim təqibçilərim, hər kim olursa, mən Kərkük önəmlidir mənim için. Tamam, yurt dışından da var. Hər vaxt yurt dışından da seslerimiz, buradaki seslerimiz ya buradaki güzel durumlarımızı yansırıq özləri için. Paylaşaram hər vaxt. Diğerler cəddələri istirıq görəyim, paylaşaram özləri için. Çünkü onlar da bunlardan gevirlər xoşdu, bizlerden gevirlər xoşdu. Orada ne kadar güzel yerde olsalar, ama buranın sıcaklığı kimin hiçbir yerde tapmazlar. Bildiğim kimin bir fetre önce dizayn çalışırdı ki tertip etmek bu dizayn aynı vakitte düğün cihaz çok güzel bir şekilde doğrusu böyle bilmemse ilk kadın sanki kitabını yaptı. İlk ben yaptım özünü. İlk ben yaptım, fikir hardan geldi, baktım buğçaydan şeyden edirlər, baktım daha dedim yok canta olsa daha güzeldi. Kalktım cantalar, indi yaparım bu işi. Ha, dizayn bezetmek, canta bezetmek. Seve seve yaparım, bu zavuk meselesidir. Güzel bir şeydi bence. El işlerinde de benim havasım var zaten. Bir vaxt kulla bir şey de işlerdim, yani bu şeyler de ederdim. Dərzilik de az bilmem, yani çok bilmem, profesyonel değilim onda. Ama el işleri çok sevdiğim için canta bezederim indi. O zavuk meselesi, modelet var. Getirsen güzel dokunuşlarıyla güzel bir şekilde çıkar. Ondan bundan biraz güzel bir şekilde. Tabii, özler bazen özleri diyorlar, bu şey istirik, bu şey istirik. Bazen diyelim, yo, bana koyayım, ben daha güzelim. O dakika fikrim bana geldiyse onu yapayım, daha güzel çıkar. Gerçekten bir mürettep bir şekilde yani görürüm. Tabii, bir işi yapırsa, benim budur, yani mende esas noktam, bir işi yapırsam iyi şekilde yapayım. Yani yapabilmirsem, tamam, vaxtı yoktu, yapma o işi. Çünkü kötü şekilde sunsa özünü, bu senin işine tesir eder. Şimdi ben bildim, bir vaxtta ya mesela bir işi yapabilmirəm, çekil, ara ver o işe, zaman ver, ondan sonra daha güclü dönesen o şeye. Her şeyde belada. Yani birden bir işi yapırsa, ben geldim de bir şeyi güzel yapmayayım da uyarım, o da güzel olmaz. Bir şey yaparsa o güzel hakkını veresen. Bir şey de var sen de çok beğendimiz doğrusu. Kamil Ögün de seleşme o çok güzeldi. Hayatım sağ olun. Peki bundan geldiği günler hiç niyeti var mesela bir diğerin eleme girmek?
olabilir, sevdiğim işti. Çünkü o şeyleri insan ilk evvel özünde keşfetsin. Çünkü insanlardan bak, bir tane toplumu sevse, çevresini sevse, insanları sevse, bir de konuşma severse, sohbet, ben sohbet çok severim. İnsanlardan kaynaşmak severim her vakit. Olabilir yani, ne için güzel olmasın? Bir şeydi, güzel bir şeydi. Zaten dikkatim çekti. Güzel. Onun için hac ettim, sorum senden. Peki sen, her insan özünü görür. O bir diyelim bir demarık ahlam, o bir ehdef koyar fikrine. Sen özünü 5 yıl sonra ne görsen? Vallahi inşallah özü her şey hedef koymaktandı. Bir şey koysa o fikri var, özü takasıyla da çekesen özü var. Eğer bir şey isterse ulaşasan, inşallah Allah nasip ederse, o Allah'ın yazısı bilmarık daha harda olur. İnşallah güzel yerlerde. Bu hasatın yine güzel yerlerdeyim, sizlerin içindeyim, hamdolsun. Ben inşallah belak kalasan. Sağ olasın. Ama aynı vakta da yani fikrimdeydi ki sen bir şey var gelüde koy diyeyim. Ben zaten her misafirlerimden de sorarım. Bir dilek dediler sana, tut indi olar, ne seçesin? Vallahi dilek özü ilk önce sıhhatten, afiyetten başka dileğim odu. Allah insanın sıhhatini esirgemezsin özünden. Sıhhatu geçse, afiyatu geçse, bir de fikir saflık, en önemlisi bulardı. Gerisini yapabilirsin. Zaman içerisinde ama herkes yapar. Mızbah sihri çıktı sağ için dedi, bir dilek tut. Ne seçeceksin? Ne fikri de vardı? Fikrimde tabii ki insan, ben iş sevdiğim için bir iş hayatı, daha güzel bir iş hayatı. Bir biznes olsa güzel olur. Yani fikrim bu şeylerde, çünkü iş severim. İşleyen kadınlar da her vakit yerim işlevin, yani iş güzel bir şeydi. İnsanın gücünü daha özgüvenini kazandırır özüne. Tabii ki. Sen bu işte meslekte çalışsan, iş hayatında diyarın döndürsek seni zaman enseye, aynen bu meslekte çalışırsan yani başka bir meslek seçeceksin. Meslek, yok sevdiğim mesleklerdi bunlar. Öz hobimlerdi, yani hobilerimdi, değerlendirdim özlerin. Başka inanmıyorum yani, başka bundan fazla bir şey yoktu. Çünkü ben bir tek bir şeye vermemişim. Mesela iş nahiyasından aynı zamanda işim var, işimi yaparım. Hobilerimi de değerlendirmişim. Yani ama zaman dönse geriye daha erte başlayabilirdim, ha onu diyebilirim sana. Yani çünkü zoruf ayrı şekliydi bundan evvel. Erkenden başlayabilmedim. Peki çocukları uşakken, yani uşağıydılar? Zahmetti, bir ana için zahmetti. O uşak sana ihtiyacı var. Sen koyup da çıksa ya ister istemez yanında da olsa, meşgul olsa o tesir eder uşağa. Ama güzeldi inde yani yaptığım şeylere hamdolsun. Gene de erkenden başladık. Hamdolsun inşallah böyle görürüz yani. Peki geçelim bir kısa bir araya, sonra programımıza sizlerden kaldığımız yerden devam edelim. Programımıza kaldığımız yerden tekrardan devam ederek, peki geçim dikkatim çekti son zamanlarda fotoğraf çekmek o Türkmen kıyafetiyden. Bunda sen son yani çok güzeller yakışırdı sana yani gerçekten. Bunlarda sen nece gördün, nece haz edirdin? Evvelden peki bunları girerdi ama fotoğraf çekmezdi, yani nece? Bizim uşaklıktan varımızdı Türkmen asbabı. Ben girip de fotoğraf çekmemiştim indiye kadar yani büyüklüğümde. Bu son zamanla yaptığım insanların da hoşuna gitti, yakıştırdılar da bana hamdolsun. Ama amaç oydu, bütün kadın her münasebetinde Türkmen milli kıyafetini girebilir. Çünkü bize çok çekililer, yani girmezler. Ya da erkekler olsun, kadınlar olsun aynı vakitte. Bazen görürüz, erkekler girer, biz kadınlarımız fazla sayıda yoktu. Ama bir toplum, Türkmen olsun, orada girerler. Başka bir münasebette, diyelim bir düğündü, bir eğlenceydi, onda girmezler. Amacı oldu, güzelliğini göstermek kıyafetimizin. Ne kadar bir Türkmen hatuna yakıştığını,
Oradan da inşallah mektubumuz ulaşır her insana. Bu bir mesaj idi. Kadınlarımız girsin o yakışıdı özlerine. Zaten çok gördük yani yakışırsan aynı vakta video çekmiştiniz, paylaşmıştınız özünü. Peki aynı vakta da girdiğiniz vakit bu Türkmen milli kıyafeti Kal'ada böyle bilmem mağaraz var idi. Bir mağaraz ettik Kal'ada. Güzel mağarazımız neydi? Kültür. Türkmen kültürünü göstermeydi amacımız Ansaneler grubunda. Güzel bir yığıntı oldu. Çok güzel bir ses getirdi hamdolsun. İnşallah bunun devamını da yaparız. O her zaman da yaptığımız şeydi. Yani Türkmen kadınlar her zaman Kal'ada birleşip de yaparlar. Orada fırsat oldu. Ben milli kıyafetimi her yere yani basması nece diyor Urağın. Güzel bir şekilde gösterdi o özünü. İnşallah daha devam da gelir. İnşallah. Bekler senin güzel girişleri, aynı vakti güzel fotoğraflar. İnşallah. Hayatım inşallah. Son burada ne demek var seyircilerimize, kadınlara özellikle ki iş hayatında, sen bir kadınsan ki iş hayatına giripsen bundan seyircilere ne demek vardı? Vallahi bir iş kadın için çok önemli bir şeydi. Özgüveni, şerde gibi bir günde illa ki inatlık edesen mesela kız olsun ehliyetiyden ya da evdeki diğerin kocasıydan onların yavaş yavaş ikna etmesi, ikna için özlerini, destek olmaları çok önemlidir. Bilsen bir kadın için destek gelse daha özgüveni fazla olur. Oturdukları yerde de yapabilirler bu işi. İş çok önemlidir ama evinden, uşağından esirgemeden her şeyi güzel bir şekilde vaktini ayarlasın, güzel bir şekilde yapsın özünü. Çok güzel olup daha başarı olur işte. Peki ehliyete ne demek vardı? Bu arada mesela kızın üzerine çok korkar iş hayatını. Vallahi ehliyet eğer güveni olsun o kızına bir fırsat versin öze bir baksın ne der? Ya da bir hobisin kullansın, bir baksın ne der. Şimdi bizde var çok kızlar, yarım çıkın ekrana ne için çıkmasız. Yani güzel el işleri olsun, güzel ressamdiler. Yani bakanda özlerine hayif diyesen ama özlerini sahlılar. O yetenek de gelir bizde yani. Bizden ne güzeldi bir kız çıksın diyesin ya bir kadın aynı vakitte. Bakarsan varıptı, şey edip o hobisi var özünde. Biz her bir kenarda koyup özünü. Yoksa çıkar göster özünü. Ama işte çok engeller var bizim toplumumuzda. Toplum kimdi? Menem, sen. Yani biz özümüzü dergişsek toplum zaten özünden dergişini. Ve her vakit ben diyorum güvenin, güven verin, bir bakın, bir fırsat verin. Gidin özleriyden, hara katıldılar gidebilirsiniz özleriyden. Yanlış bir şey yapmadılar sonuçta. Onu gördüğünden sonra, zaten o neticeni görenden sonra daha alışırlar, daha özleri, keyifleri gelir. O şahıstan da güvenirler, başlarının üstüne gider. Belədir zaten aynı vakitte biz çok aileleri görürük. İlk önce biraz korku olur kız üzerine. Ama ondan sonra bakanlar kızlar iyi bir şekilde çalışır. Güvenirler yani böyle diğer fıkh edirler. İşte bir yere ulaştığından sonra, onlardan otururlar fıkh edir. Siz mecali verin ki her kızlarımız maşallah bizim çok yetenekleri var. Güzel, hep bir şeyde, bütün nahiyeden olsun. İş nahiyasından da olsun, şerdagi ticaret nahiyasından da olsun. Biz dergi mesela el işidi, şeydi, ticaret de çok önemli bir kadın için. Ticarete, yurt dışından ticarete katılmak, başka muhafazalardan kimen işledim bu işi. Çok güzel bir şeydi. Tacirlerden iletişim kurmak ama güven ister. O arıpsa eşinden güven ister, destek ister. Kız ise de ehliyetinden aynı vakitte destek ister. Peki Hazretim bir şey sorayım sana. Kız olduğu vakit nece eşini seçsin ki bir şekil destek olsun özüne yani. Bizim çok kızlarımız korku var özlerinde. Mesela biz evlendiğimizden sonra koymasın bizi işleyen. Vallahi koymasın dergi. Bu bak ben diyorum her vakit ki şahıs eğer erkek olsun, kadın olsun, eğer arkadaş olsun konuşmaktan herkes ikna olunur. İkna değil ama anlaşasan. Yani bir noktaya kadar. Hatta ki bir müşkile o da olsa diyorum konuşun. Hatta ki onu halledersiniz. Püsküt olmaktan ya olsa hata var bir şekilde hiç hallolmaz. Otursun karşısına alsın. Bir günde ayıp değil ki ilaki seçsin. Güzel seçsin. Seçimini güzel yapsın. Baksın fikri uyuru. Çünkü her kızın bir ehdafı var.
Adamlar hedeflerini koyarlar, giderler en sessizce. Bəs bizim kızlar için hedefleri kalı yerinde, engel çıxır öglərinə. Varandan sonra xüsusan, yox nişanımdır, yox eşimdir, koymur məni. Nə üçün koymur səni? Bunda bir sakınca yoxdur. Gələsən, sən təfahüm edəsən, deyəsən, bu mənim hobimdir. Dəyərləndirmək zorundayım ileri zamanda. Mənə destek olasan yeniyor. Məni bu şeyle mən edəsən yeniyor. Yani konuşmak da məncə bidayətən bilsə o müşkiləvi daha büyük olmadan daha iyiydi. İlk önceden çözsə o bu şeyi. İlk önceden biləsən dediği kimin de təfahüm olsun ortada ki anlasın səni bu sevdiği işdir. Sevdiği çalışdığı da aynı vaxtda sənə destek olsun bu işdə. Hər nahiyyədən yani der ki olma, yani şerdeğ illa ki illa bir hibası var, mavhibası var diye ağın. Sonradan bir şeyler fikrine gelebilir, bir işe katılabilir, bir iş kadını olabilir. Yani besnede onu önceden anlatsın. Diyesin ben ileri zamanda iş düşünmüşüm. Mene engel olmasan ama ben de yani her şeye vaktimi ayarlarım. Yani gerek bir kadın işlediği zaman vaktini ayarlasın ki. Mahana kalmasın. Çok teşekkür ederim Bigen'in Nevullah'da bu programı. Gerçekten çok güzel bir sohbatıydı. Sağ olun, ben size teşekkür ederim. Güzel idi sohbetimizde oturmamız sizinle çok güzel idi. Sağ olasın, çok teşekkür ederim tekrardan. Peki, aynı vaxta hazır ederim buradan teşekkür edin. Mobiliyet ve Ethel Kral bizimle kusur koymadılar bir gün. Hiç aynı vaxta da burada çekim, biz bölümü burada yaptık. Buradan deyirəm, inşallah gəlinizə görə oldu bugünün bölümü. Fərqli bir bölümlə bəkləyəm bizi, fərqli bir misafirdən. Mən sunucunuz yine o dışlı Şənua Əsənqarım.